En hayati konu bak terörün tek sebebi Darwinizmdir. Bak istirham ediyorum Tayyip hocamdan. Darwinizm doğrudan Allah'ı inkar eden bir sistem. Allah yapmadı diyor bak. Çamurlu su vardı diyor. Bildiğin çamurlu su. Güneş geliyordu tepesinden diyor. Kaynıyordu diyor çamurlu su. Havada sıcak. Tesadüfen orada protein oluştu diyor. Ya kardeşim sen protein molekül yapısını biliyor musun? Dantel gibidir dantel. Böyle 5 metrelik bir danteli al. 5 metrelik bir dantel. Nasıl ince ince dokunuyor, değil mi? O düzgünlükte olması lazım. Bu tesadüfen olur mu? Olmaz diyor. E peki nasıl olur diyoruz? Ya diyor o kısmını merak ediyorsan uzaylılar yapmıştır. Ulan sen dalga mı geçiyorsun? Ulan derken ortaya söylüyorum yani. Dalga mı geçiyorsun sen? Uzaylılar yap. Uzaylılar kim yapmış? E ne bileyim ben diyor. E o zaman hiç konuşma. Bilmiyorsan. Allah diyemiyor ya. Ağrına gidiyor. Ya müthiş bir zeka yapmış diyor. Yüksek bir akıl. Uzaylılar olabilir diyor. Ya o kadar yüksek aklı yaratan kim peki? Uzaylıları yaratan kim? Ya illa inkar edecek yani. Tayyip hocam hiç tereddüt etmesin. Direkt Darwinizm üstüne gitsin. Bak millet yanında. Müslümanlara doğru bilgi vermiyor. Diyor ki Kur'an'da da Darwinizm var. Ya kardeşim sen ne diyorsun biliyor musun? Allah'ı aczle suçluyorsun. Haşa. Allah çamurlu suyu ancak yaratabildi diyorsun. Ondan gerisini yaratamaz. Onu diyorsun. Çamurlu suda milyarlarca reaksiyon meydana geliyorsun. Bak trilyonlarca bir tanesi işe yaradı diyorsun. Onlardan amino asitler oldu. Bir gün 100 çeşit amino asit bir araya geldi tesadüfen. Bir protein yaptı. O proteinler tesadüfen bir araya geldi. Bir hücre yaptı diyorsun. Tesadüfen o hücre bölündü diyorsun. Tesadüf, tesadüf, tesadüf. Kardeşim milyarlarca tesadüfü Allah yerine koymuş oluyorsun. Trilyonlarca tesadüf sonucunda canlılar oldu diyor. Trilyonlarca. Darwinizm anlattığı budur. E Allah da böyle diyoruz. Ya kardeşim Allah sana böyle bir şey der mi? Çamurlu suda trilyonlarca reaksiyon oldu. Bir tanesi tuttu. Ondan sonra o reaksiyon üstüne bir tane daha trilyonlarca reaksiyon oldu. O da tuttu. Tesadüfler sonucu proteinler birbirine yapıştı. Tesadüfler sonunda hücre oldu. E sonunda da Allah ben yarattım dedi diyorsun. Sen bizden alay mı ediyorsun sen? Aleyhine tesadüfe Allah diyorsun sen. Bu bak Allah'a meydan okuma Darwinizm. Bu Allah'ın ağrına gider. Görülmemiş bir şey bu. Bak dünya tarihinde böyle bir şey yok. Hazreti İsa Mesih'e Allah'ın oğlu dediler diye Allah diyor ki gök neredeyse parçalanacaktı diyor. Bu çok büyük bir söz diyor Allah. Çok yanlış bir söz. Yani gadab-ı ilahi harekete geçirecek bir söz. E burada Allah toptan inkar ediliyor. Bütün nimetler inkar ediliyor ya. İnsanlar tesadüfen diyor, bitkiler, meyveler, sebzeler görüyorsunuz bütün. Hepsi yerden oluyor. Allah yaratıyor yerden. Bütün hayvanlar, bütün insanlar, bütün bitkiler hepsi tesadüfen oldu diyor. E bu Allah'ın ağrına gidiyor bu. Bak bu gadab-ı ilahi celbeder. Bu Allah'ın ağrına gider. Bunu yapmayalım. Bu yapılmasın. Yapmayalım derken yapan kimseyi vazgeçsin. PKK'nın temel ideolojisi bu. İngilizlerin devletinin temel ideolojisi bu. Korkulacak bir şey yok. Biz bunu yapalım. Allah bizim yanımızda. İnşallah. Ben bundan ilgili yüzün üstünde kitap yazdım. Bol bol belgemiz var. Binlerce fosil var. Yani devletin elinde de on binlerce fosil var. Ya rahatça anlatırız. Korkacak, çekinecek bir şey yok. Meydan okuyalım ya. İngiliz derin devletinin dinini yok edelim. Dini olmayan bir sistem devam etmez. Meydan okuyalım. Bak Rusya da bizden yana. Rusya da bizden yana. Putin de bizden yana. Putin delikanlı çocuk. Tayyip hocam da delikanlı. El ele versinler ya. İran'la da birleşelim. İranlılar güzel, dürüst insanlar. Güzel insanlar. Şiiler yiğittir, dindardır. Allah'tan korkar. Mazlum, mütevazi insanlardır. Onlarla ittifak edelim. Hiç tereddüt edecek bir şey yok. Şimdi Donald Trump, Amerika'nın başı, o da çok akıllı başında bir insan. O da İngiliz denen devletine karşı. Bu büyük bir imkan. Hemen bu imkanları bir araya getirelim. Tayyip hocam Donald Trump'ı ziyarete de gidebilir önden.
bilmiyorum yani usulü adabı demokratik sistemlerde nasıl oluyor. Ama Tayyip hocam tevazulu. Önden kendi de gidebilir. Gelsin Türkiye'ye davet etsin. İlk bize gel desin. Değil mi? Önden gitsin yani. Çok efendi bir insan Trump. Kızları, çocukları hepsi çok efendi, tertemizler. Tam Amerikan rüyasına Amerika'yı çevirebilecek bir insan. Şimdi Amerikalılara bakıyoruz. Oho, altında kötü bir kot pantolon. Üstünde kirli bir tişört. 130 kilo olmuş. Karın göbek darmadağın olmuş. Bir elinde gofret, bir elinde kola şişesi. Sabahtan akşama kadar böyle geziyorlar. Bir acayip oldular. Amerikalılar eskiden filin takibi gibiydi ya. Kadınların beli incecikti. Zar gibiydi belleri. Delikanlılar da böyle. Çerkez gençleri gibiydiler. Çok şık böyle takım elbiselerini deri toplu gezerdiler. Kiliseden çıkmazlar. Her pazar kiliselere toplanır. Kiliseler teker teker kapanıyor. Bu çok korkunç. Hatta Diyanet yapabiliyorsa kiliseleri satın alsın. Kapanmasını engellesin. Ya 5 kişilik cemaati bile olsa kilise devam etsin kardeşim. Kilise meyhaneye döner mi ya? Kilise diskoya döner mi? Çok korkunç bir şey bu. Neyse parası alalım. Ya fazla bir şey de değil bu ya. Adam meyhane olarak işletiyor. Biz tutalım. Cemaatlerine verelim ya. 5 kişi davet ederiz onlar. Gelsinler. Allah'tan bahsetsinler. Dinden bahsetsinler. İsa Mesih'ten bahsetsinler. Tek Allah'a inanmaları kolay. O kadar sorun değil. Çok fazla mesafe var tek Allah'a inanın.